Erbakan Vakfı Samsun Şubesi üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından konuşma yapan Erbakan Vakfı Samsun Şube Başkanı Suat Sor, yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Erbakan Vakfı olarak muhterem merhum hocamızın bize bıraktığı milli görüşün, yani milletin görüşünün tekrar hatırlanması için yollara çıktık inşallah. Bu görüşü tekrar size hatırlatmaya geldik. Bizler Erbakan Vakfı olarak dünyanın her yerinde zulme uğrayan mazlum İslam coğrafyasının sesini bir nebze de olsa sizlere ulaştırmak için buradayız. Daha sonra kürsüye gelen Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan da şu ifadeleri kullandı. Çalışma yapmak üzere, çalışmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak üzere kurulmuş bir vakıftır. Erbakan Vakfımız sadece bir eğitim, sadece bir hayır hasenat vakfı değil, aynı zamanda bir cihat kuruluşudur. Çünkü Erbakan hocamız hayatı boyunca, bütün hayatı boyunca her nefesini, her adımını, her gününü, her saniyesini Allah yolunda cihada adamış bir liderdir. ABD'nin Orta Doğu'daki planının dört ayak üzerine kurulduğunu belirten Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü. Niçin D60 projesi, İslam Birliği projesinin bugün içinde bulunduğumuz dünyada, bugün yaşadığımız coğrafyada şartlar içerisinde çalışılması bu kadar önemlidir? Bu çalışmayı yapacak olan, bunun takipçisi olacak olan bir vakıf niçin bu kadar büyük öneme sahiptir? Çünkü şöyle cevap vereceğiz. Bugün dünya siyonizmi denen, ırkçı emperyalizm olarak da adlandırdığımız Erbakan hocamızın bizlere tanıttığı bu canavarın iki tane büyük dev kıskaçlı kolu var. Bu canavarın iki dev kıskaçlı ucu kıskaçlı kolundan bir tanesi siyasi ve askeri operasyonlar koludur. Bir diğer kol ekonomik operasyonlar koludur. Bu iki koldan dünya siyonizmi dediğimiz canavar, ırkçı emperyalizm dediğimiz canavar İslam alemini sömürmekte, zulmetmekte, ifsad etmekte ve kendi istediği doğrultuda yönlendirmektedir. Dünyanın süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki planını ve stratejisini şu dört temel ayak üzerinde kurgulamıştır. Bunlardan birincisi, Orta Doğu'da kendisine ve can dostu, canından bile öte olan İsrail'e karşı çıkabilecek güçlerin ortaya çıkmasına engel olmak. İkincisi, Orta Doğu'da müttefiki olan İsrail'i titizlikle korumak ve kollamak. Üçüncüsü, başta petrol olmak üzere bölgedeki bütün enerji kaynaklarını kontrol etmek. Dördüncüsü, İsrail'i tehdit edebilecek olan her türlü kitle imha silahlarının İsrail'e komşu veya düşman olan ülkelerin eline geçmesini engellemek.